Sakın dokunma. Annemi çok kızdıracaksın. Bir kere takacağım sadece. Tamam, dikkatli ol. Kızmasın. Bir şey olmaz. Hem bak, çok yakıştı bana. Mirima! Ne yapacağım ben şimdi? Ne oldu? Kırıldı. Of! Söylemiştim takma diye. Annem öldürecek seni. Şunu bana, ben yaparım. Boşuna uğraşma. Biz tahmin edemeyiz. Mehmet, ne yapacağım ben şimdi? Mecbur söyleyeceksin anneme. Sakın ha. Nasıl bu hale geldiğini bilmiyoruz. Beni bulaştırma. Bulaştın bile. Mirima, Mehmet. Neyiniz var sizin? Yok bir şey. Hadi yatın artık, geç oldu. Neden söylemedin? Daha ne kadar saklayacaksın? Karışma benim işime. Esma. Buyurun sultanım. Tacım getir bana. Kim yaptı bunu? Malumatım yok sultanım. Siz mi yaptınız yoksa? O yaptı. Sen kimsin? Nasıl benim tacıma dokunursun? Vallahi ben yapmadım sultanım. Elimi bile sürmedim. Yalan söylüyor anne. Gözlerimle gördüm. Sultanım, ben nasıl dokunurum sizin tacınıza? Defol. Git buradan. Bir daha gözüme görünme. Defol!
Bana ne cariyeden? Ne hal varsa görsün. Mihrimah, beni delirtme. O cariye senin yüzünden kovuldu. Gidip her şeyi anneme anlatacaksın. O cariye tekrar buraya gelecek. Hayır, anlatmayacağım. O vakit ben anlatırım. Mehmet dur. Ne yapıyorsun? Çocuklar geç oldu. Hadi üzerinizi değiştirin. Anne. Söyle. Ben şey diyecektim. Sizin tacınızı kıran cariye vardı ya, onu affetseniz, geri gelse. Olmaz. Büyük bir hata yaptı. Bedelini ödeyecek. Ama o masum. Sadece o kırmadı. Nasıl? Kim yaptı öyleyse? Mehmet. Mehmet yaptı. Mehmet? Şişt, duymasın söylediğimi. Mehmet çok korkmuştu. Ben de onu korumak için cariyeyi suçladım. Ama kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Mehmet. Ağlama. Ay parçam benim. Aferin sana. Hep kardeşlerini koru. Anneciğim. Mihrimah, geç oldu, uyu artık. Ama size söylemek istediğim bir şey var. Mehmet abim niye hala burada? Neden onun da bir dairesi yok? Nereden çıktı bu şimdi? Kavga mı ettiniz gene? Hayır, kendisi istiyor. Hı. Acelesi yok. Vakit gelince olur. Mahidevran Sultan yüzünden değil mi? İzin vermez. Ben de Mehmet'e bunu söyledim zaten. Boşuna konuşup da üzme annemi dedim. Elinden bir şey gelmez. Neticede buna Mahidevran Sultan karar verir. Haremi o yönetiyor. Ne alakası var? Ondan mı izin alacağım? Ben istediğim vakit açarım dairiyi. Madem öyle, neden açmıyorsunuz? Zira Mahidevran Sultan buna çok üzülür. Gülçah'ı almak için birini yolladınız mı? Perçem Ağa'ya haber verildi sultanım. Bir ağa yollayıp aldıracak. Sultanım, şehzadem, hayırlı sabahlar. Erkencesin bugün. Dediklerine göre bütün gün yat diyor, odandan çıkmıyor musun? Biraz rahatsızlığım var sultanım, o yüzden. Ne rahatsızlığıymış bu? Mühim değil sultanım. Emrettiğiniz üzere Şehzade Mehmet için daire hazırlanıyor. Anne. Benim aslan oğlum. Vakit geldi. Artık kendi dairende kalacaksın. Sevgili abicim, hayırlı olsun. Öyle teşekkürlü olmaz. Ne istersem yapacağını söyledin. Tamam, söyle. Benim adıma bir mektup yazacaksın. Ne mektubu? Kime? Bali Bey'e. Sen göndermiş olacaksın. Fakat içinde benim mektubum olacak. Hayatta olmaz. Söz verdin. Olmaz öyle şey. Sen beni ne sandın?
Mehmet. Sultanım. Mehmet. Mihrimah. Nereye böyle? Annem bir daire hazırlatıyor. Onu görmeye gidiyoruz. Ne dairesi? Benim için sultanım. Artık benim de abim gibi bir dairem olacak. Anne. Siz burada mıydınız? Mahidevran Sultan, Mehmet için hazırlattığınız daireyi kapattı. Buna hakkımız yokmuş. Mehmet nerede? İçeride. Çok üzüldü. Mehmet. Sakın üzülme oğlum. Bu sarayın en güzel dairesi senin olacak. Hı? Sultanım. Söylediklerim harfiyen uygulanacak. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Gülşah. Buyurun sultanım. Dairemin tadilatıyla kim alakadar olacak? Ben olacağım sultanım. Arzu ettiğiniz bir şey varsa... Elbette var. Seni zevkine bırakacak değilim. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mihrimah. Benim ay yüzlü sevgilim. Nasılsın? Sayenizde çok mesudum. Hediyemi gördün mü? Gördüm, evet. Muhteşem bir at. Tam istediğim gibi. Ama binip gezemedim hala. Yarın av köşküne götüreceğim sizi, orada binersin. Yaşasın. Annen nerede? Burada değil. Valide Sultan'ın dairesine taşındılar. Peki, neden annenle gitmedin? Benim burada kalmamı istedi. Daha doğrusu ben çok istedim. Annem de bana tahsis etti. Burası artık benim dairem. Mehmet abimin dairesi kadar büyük değil. Taşlığı da yok. Ama olsun, böyle de güzel. Tabii bir hayli değişiklik yapmam lazım. Yarın av köşküne gideceğiz. Hazırlığını yap. Siz isteyin, dünyanın öbür ucuna götürür sizi. Dünyanın öbür ucuna değil. Mustafa abimin yanına gitmek istiyorum. Çok özledim onu. Mehmet'im, aslan parça, üzülme. Yakında görüşeceksiniz. Ne vakit bineceğiz ata? Rüstem ağa. Siz buyurun istirahat edin hünkârım. Ben derhal atları eyaletiyorum. Âlâ, gel. Baba. Söyle Ayparça. Annem neden gelmedi bizimle? Başka vakit gelir. Adı ne bunun? O at sizin sultanım. Siz ne derseniz o. Uzun yele olsun. Uzun yele. Güzel isim koydunuz sultanım. Yürü bakalım uzun yele. Hadi. Ben kararımı verdim Hürrem. O daireyi bu gece boşaltmış ol. Ve Şeflazı'nın annesini. Bunu mu reva görüyorsun? Şimdi saraya dön Hürrem. Ve sana söylediğimi yap. Aksi takdirde neticelerine katlanırsın. Ne olacak Süleyman? Beni zorla mı çıkartacaksın? Eski saraya mı yollayacaksın? Yoksa Edirne'ye mi? Hürrem! Ağaç dalları kesmiş sultanım. Rüstem ağa nasıl olur bu? Derhal malumat ver. Bağışlayın hünkârım ben... Onun suçu değil baba. Yılan çıktı önümüze. At ürkmüş koştu birden. Rüstem ağa yetişmeseydi düşecektim. O kurtardı beni. Sağ ol Rüstem ağa. Hakkını nasıl öderiz? Haşa sultanım. Bu benim vazifem.
Rüstem Ağa. Sana bir can borcum var. Dile benden ne dilersen. Bir isteğim yok hünkârım. Sağlığınıza duacıyım. Söyle arabayı hazırlasınlar. Saraya dönüyoruz. Emredersiniz hünkârım. Mihrimah. Sevgili kardeşlerim. Nasıl oldun? İstirahat etmemi söylediler. İyiyim ama. Attan düşmüşsün. Attan düşmedim Selim. Dallara takıldım sadece. Bensiz gidersen olacağı bu. Ahın tuttu değil mi? Ben sana öğretirim, düşmezsin bir daha. Düşmedim diyorum size. Ne güzel, derslere de gitmezsin. Dairemin tadını çıkarırım ben de biraz. Boşuna heveslenme, validem geri dönecekmiş. Ne dedin sen? Öyle söylüyorlar. Babam izin vermemiş. Mehmet! Kardeşim doğru söylüyor. 3 günlük saltanatı sona erdi. Olamaz. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mihrimah. Güzel kızım. Ağrın sızın var mı? Ne oldu halacığım? Neden ağlıyorsun? Hiç. Eğer ağrın varsa? Daireyi elinden alacaklar ya, ona ağlıyor. Mihrimah. Ben burayı çok sevmiştim. Burası benim dairem olacaktı. Ama annem dönecekmiş buraya. Üzülme halacığım. Sana da başka bir daire tahsis edilir. Olmaz. Ben burayı istiyorum. Babacığım ne olur müsaade edin, burada kalayım. O zaman Hürrem'e başka bir daire tahsis edilecek. Hatice'm. Bağışlayın. Manasız şeylerle canınızı sıktım. Olsun. Hünkârımız Valide Sultan'ın dairesinde kalmama izin vermiş. Sahiden mi? Evet. Dile benden ne dilersen. Ne dilersen mi? Makoç oğluyla evlenmek dışında tabii. Sen yaparız o halde. Bunları düşünme şimdi. Yeterince vaktin olacak. Annen olarak sana söz veriyorum. Kimi seversen. Kimin için kalbin çarparsa onunla evleneceksin bir gün. Söz mü? Söz. Bitti sultanım. Suretiniz o kadar güzel ki pek zorlanmadım. Adın ne senin? Firuze. Firuze. Bundan böyle saçlarımı hep sen tara. Nasıl arzu ederseniz sultanım. Bayağı maharetliymişsin. Bana da öğretsene. Olur. Sultanım. Firuze. Olmuş mu? Siz her halinize güzelsiniz sultanım. Yakışmamış değil mi?
Hayır, çok güzel. Ama isterseniz birkaç küçük değişiklikle daha hoş olabilir. Nasıl? Nereye kayboldun sen? Ben uyurmaz çıkmışsın. Hamama gitmiştim sultanım. Döndüğümde uyumuştunuz. Ben de taşlığa geri döndüm. Ben el lüzum yok. Burada benimle kalabilirsin. Ben Afife Hatun'a söylerim. Nasıl arzu ederseniz sultanım. Nasıl olmuş sultanım? Çok güzel. Ellerinde sihir var sanki. Hadi gel benimle. Annemi ziyaret etmem lazım. Ay parçam benim. Kardeşime bir şey mi oldu? Gece ağrıları artmış lakin şimdi iyi. Cihangir'in vaziyetini takip edin. Durumunda herhangi bir değişiklik olursa derhal haberim olsun. Afife Hatun. Cihangir'im oğlum. Esma gel, ver bana. Acım çekecek anne. Dua edelim de bitsin bu kıyafız. Nesi var sultanım? Bağışlayın. Belki bir yardımım olur diye. Nasıl bir yardım bu? Sihirlidir onun elleri. Dün başım ağrıyordu. O var olmaz ağrım uçup gitti. Öyle mi? Arzu ederseniz bana verin sultanım.